بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسنى تتماقنى بزدرگى فرز قلگن. الله تعالى گا حمد و سنالر بولسن. رمضان keçelerini bedar o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga salavat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va qadirdon muhtaram birodarlar, Allohga beadad hamdu sanolar, shukrlar bo'lsin kim bizni shunday ulug' bir maqomga, ulug' bir ibodatga erishtirdi. Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyining kunduzlarida iymon bilan, e'tiqod bilan savob umidida tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bu ro'zalarimizning gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga sababchi qilsin. Bu oydan onadan tug'ilgandek begunoh holda chiqishimizda Allohning o'zi yordamchi bo'lsin. Oxiratda umid bilan tutgan ro'zalarimizni bizga shafoatchi aylab, qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib qilsin. Bu buyuk Ramazon oyining barakotli kechalarida bedor bo'lib taroveh namozlarini ado etyapmiz. Unda mana xatmi Qur'on qilyapmiz. Ana shu bedorligimiz xatmi Qur'onlarimizni ham Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Qur'oni Karimni siz bilan biz barchamizga bu dunyoda hidoyatchi qilsin, oxiratda shafoatchi aylab, qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etsin. Azizlar, bu oy barakot oyi, xayriyat oyi, 12 oyning sultoni. Bu oydagi har bir ishning ajri ko'p, savobi ko'p, foydasi ko'p, xayri barakasi ko'pdir. Ramazon Qur'on oyidir. Ramazon roza oyidir. Ramazon xatmi Qur'on oyidir. Ramazon xayri baraka oyidir. Ana o'sha Ramazonning xayri barakasi serobchiligidan bir turi bugungiga o'xshagan ma'rifiy suhbatlarimizdir. Har yili Ramazon mavsumida mo'min musulmon bandalar o'zlarining dinlarini yana ham chuqurroq o'rganish, Qur'onlariga yana ham yaqinroq bo'lish, Robbilari Alloh taologa yana ham yaqin bo'lish mavsumi deb biladilar va bu borada qo'lidan kelgan barcha harakatlarini qiladilar. Mana siz bilan biz ham bir necha yillardan beri mana shu Ramazon oyida ma'rifiy suhbatlar o'tkazib, qo'limizdan kelganicha dinimizni yanada chuqurroq tushunish, yanada kengroq tushunish, yanada to'g'riroq tushunish borasida harakat qilib kelmoqdamiz. Alhamdulillah, Alloh bu harakatimizga barakotni ham berib turibdi. Azizlar, Islom Allohning barkamol dini, oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dinidir. Islom barkamoldir. Unda nuqson yo'qdir, chunki u Allohning dinidir. Lekin siz bilan biz bandalar ana o'sha barkamol dinni qanchalik to'g'ri, yaxshi o'rgansak, baxtimiz shuncha to'g'ri va yaxshi bo'ladi. Alloh ko'rsatmasin, dinni o'rganishda xatoga yo'l qo'yilsa, bu o'sha xatoga yo'l qo'ygan odamni o'zi uchun ham, qavmi uchun ham, butun dunyo uchun ham ko'ngilsizlik bo'ladi. Alloh o'zining dinini, oxirgi dinini, Islomni bu yer yuzida joriy qilishni iroda qilganda o'zining barkamol dasturi, abadiy dasturi,
Qur'oni Karimni Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga nozil qildi. Hammaga emas. Rasululloh keyin ummatga o'rgatdilar. Agar har kim o'zicha dinda yo'l tutib ketaveradigan bo'lsa, Qur'onni Alloh tushirib qo'yib, har kim o'zicha o'qib tushunib olaversin deradi. Unaqa qilmadi. Qur'onni Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga farishta Jibroil alayhissalom orqali yubordi. Payg'ambarimiz Qur'onni qabul qilib olib, uni qanday tushunish kerak, qanday tilovat qilish kerak, qanday yozish kerak, qanday hayotga tatbiq qilish kerak, qanday hukm chiqarish kerak, hammasini birma-bir harf-ma-harf o'rgatib berdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga qachon oyat tushsa, oldin o'zlari jim turib yodlar edilar. Juda bir hayajonli daqiqalarni boshidan kechirardilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha tushgan oyatlarni butun vujudlariga, onglariga, hamma tarafga singdirib olganlaridan keyin farishta Jabroil alayhissalom ko'tarilardilar. Rasululloh erkin nafas olib, demak, juda yaxshi bir holatga kelib, menga mirzalarni chaqiringlar dedilar. Ana Qur'onni yozadigan sahobalar kelishar edi, ularga o'qib berar edilar. Ya'ni harf-ma-harf o'qib berar edilar, ular yozib olar edi. Ana tilovatni ham Allohdan qanday olsalar, shunday yetkizganlar, yozishni ham. Ana undan keyin bu oyat bo'yicha bundoq amal qilamiz deb o'zlari amal qilib ko'rsatib, ummatga tushuntirardilar. Sahobalar butun vujudlari bilan berilib, u zotni har bir so'zlarini katta ehtimom bilan qabul qilib yodlab olardilar. Agar birorta sahobi ish chiqib safarga ketadigan bo'lsa, qo'shnisigami, qarindoshigami tayyorlab ketardilar. Men bugun yo'q bo'laman, sen Rasulullah Akram alayhissalotu vassalomning huzurlaridan jilmay turgin. Bir nima gap bo'lsa, menga aytib berasan dedilar. Mana shunaqa ahamiyat bilan harf-ma-harf, so'zma-so'z, kalima-ma-kalima musulmon ummati Allohning dinini qabul qilib oladi. Bu buyuk omonat. Rasululloh alayhissalotu vassalom omonatni qanday bo'lsa shunday ado etib, to'la-to'kis sahobalarga o'tkazdilar. Sahobalar buni qabul qilib oldilar. Endi mas'uliyat sahobalarning avlodiga tushdi. Ular Rasululloh alayhissalotu vassalomdan qabul qilib olgan diniy ta'limotlarni, Qur'onni o'zlaridan keyingi avlod, tobiinlar avlodiga o'tkazish mas'uliyatini his qilib, shu his bilan yashadilar va nimani qabul qilib olgan bo'lsalar, biror harfini o'zgartirmasdan o'zlaridan keyingi tobiinlar avlodiga o'tkazib berdilar. Tobiinlar o'zlaridan keyingi avlod tabi'a tobiinga o'tkazdilar. U avlod o'zidan keyingi bo'lib, ana shu avlodda imomlarimiz chiqdi. Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayh, u kishini shogirdlari, katta mujohidlar aynan o'sha sahobalardan keyingi tobiinlardan ilm olgan zotlar hisoblanadi. Hazrati Abu Hanifa u kishining avlodi o'sha kishining davridagi kishilarimiz bilan Rasulullohning oralarida 2 kishi bor xolos. Ana ular endi o'sha eshitganlarini yozib kitob shakliga keltirishga o'tdilar. Bunda ham buyuk omonat yelkalarida turganini sezib, o'sha omonatga zarracha xiyonat qilmasdan ish yuritdilar. Ana shu tarzda asta-sekin, asta-sekin diniy ta'limotlar, Qur'on bo'lsin, tilovati bo'lsin, ibodatlarning fiqhi bo'lsin, aqida masalalari bo'lsin, ruhiy tarbiya masalalari bo'lsin, hammasi avlodma avlod ishonchli ravishda o'zgarmasdan bizgacha yetib keldi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, mana ba'zi bir o'sha silsilani buzadigan o'zicha bugun gap chiqarib, mazhab noto'g'ri palomiston deydiganlar paydo bo'ldi. Avvalgi shunaqa gaplarni aytib yo'qolib ketganlarni gapini ko'tarib ko'p tashvishlarni chiqarishdi. Bu tashvishlarni biz o'zimiz yashadik.
Masjidlerde uruç cenceller oldu, namazını natoğlu okuş yapsan da. İmam damla elhamdını okup olsa bakırışadı, Allah amin, amin der. Ya ki yine başka işlerini kıladı. Cenceller oldu, uruçlar oldu. Ahırı kurar kurtarıp çıkış kaçı yetişti. Elhamdülillah ulamalarımız ana oşa hurucularga karşı, bemasahirliklere karşı, başkalarına karşı kolundan kegen barca hizmetlerini kılıçtı, halka düşündürüştü, bayanını kılıçtı, ular kurtarırken meselelerinin hakikatini bayan kılıp, ularının yapı natoğru ekerliğini hem fiqh babıda, hem akide babıda, hem ruhi terbiye babıda, hemmesi de düşündürüp kitaplar yazıldı, avaz suratlik, malumatlar tarqatıldı. Elhamdülillah, halkımız juda yaxshi bir saviyaga kelib qoldi. Har xil kelgan ketganni gapiga kirmaydigan bo'lib qoldi. Lekin bu degani bitta endi degani emas ekan. Alhamdulillah bizda shunday bo'lgani bilan atrofimizda hozir unaqa emas ekan. Atrofimizda o'sha bizdan bundan 15-14 yil o'tgan voqealar atrofimizda bo'lib turibdi. Endi hozir dunyo masofalar qisqarib, odamlarning safari ko'payib bizi adamlarımız o şu taraflarda okuş için, iş için, seyahat için, yine nimelerdir bahanelerinden barış yaptı. Mesela şimdi hazır Rusya'da ciddi köp adamlarımız yürüptü. Maşerde oturgarlarının tanışı bilişlerimiz, aka ukalarımız, kavmi karındaşlarımız var. O yerde bizdeki halet yok. O yerde tostop olan. Hemme gruplar o şeyde. Bir yerden kaçıp organiyen var. Başka yerden kegeniyen var, özüden çıkkaniyen var. O şu, bir mezhabliğiniz safsatası bol yaptı. Yine o şu adamların fikrini düzeltiyor. Dinini kabul kılıçta hatayı başlayabiliyor. Gruplar, şahslar, kitaplar, malumatlar hemen tarafta duruptu. Bol yaptı şunlar. Ana o şeyler bizden bargarlar onlardan tahsirlenip kalıyordu. Bir yerde bir insan organı kesse, o yerde onlara gelip bunu vazı kısa, nasihat kısa, koluna kitap verse, disket verse, onu verse, bunu verse, alıp okup, demek ki bu yakın, bunun hakikatini buluşkereyken, biz araştırı yürgen iken biz de onlara gelip bir fikri yaptık. Bu yakın kayıtıp o şey fikrini hakkıyla yaptı. Bana Samarkand'da bir grup adamlar bağırıp, hizbini gapını kurtarıp gitti. Yok olup gitken narsani. Bu yerde gelip yana teşkilat bulup adamlarını başını eğlendire yatırdı. Hemen korkunç. Bir mezhabliğini kurtarıp gitkenler var. O şehirde onlarını toru götüşerdi. Kitap verirdi. Gap düşündürerdi. Disket verirdi. Okuladı, bukuladı. Hullas özünü yolu yürgüzerdi. Ular haliga disketni ko'tarib, kitobini ko'tarib, boshqasini ko'tarib bu yerga kelib, yana eski gap-so'zlarni tarqatishyapti. U yerda yurib ham bizning odamlarning mazhabini ushagani ko'p. O'sha yerda, chet elda. Mana Rossiyada bo'lsin, Qozog'istonda bo'lsin, Ukrainada bo'lsin, Koreyada bo'lsin, boshqa tarafda mazhabni ushaganlar ko'p. Lekin haligida qalar ham bor. Bular endi xatarga aylanib qoldi. Juda ko'p ko'ngilsizliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Ularga o'sha ixtilof chiqishidan musulmonlarning orasida manfaatdor taraflar xususan maxsus qilib pul yuboradi, odam yuboradi, kitob yuboradi. Orqadan turib boshqaradi. Internet bor, elektron pochta bor, hammasi bor. Shundan haligi safsatalarni qilishadi. Oxirgi paytlarda endi vaizlar ham keladigan bo'lib qoldi. Vaizlar, tirik odamlar kelib masjidlarga borib, odamlarni gapirib, sizlar adashib yuribsizlar, mazhab degani o'zi yo'q narsa, uni qilinglar, buni qilinglar deb gapirishyapti. Ma'ruza qilishyapti. Dars o'tishyapti, tushuntirishyapti. Koreyaga boribdi. Menga xat yozdi Koreyadagilar. Shunaqa bo'ldi, keldi, toza bemaza gaplarni gapirdi. Sizni ham so'kdi. Keyin biz hammamiz o'rnimizdan turib masjiddan chiqib ketdik deb yozyapti. Ana shu fikr bilan bizga kelsa, yana
noqulaylik chiqadi. Chegarada qo'lga tushadi, chunki davlat qonunni chiqarib qo'ygan. U disketta o'sha qonundagi man qilingan narsani ko'tarib kelyapti. Kitobini ko'tarib kelyapti. Demak, buni tekshirganda chiqsa o'sha ishlayman, pul topaman, to'y qilaman, uy qilaman, mashina olaman deb ketuvdi. Ota-onasi, bola-chaqasi intizorlik bilan kutib turuvdi. Men ketyapman deb xabar bergan, qarasa chegarada qo'lga tushib turibdi. Bu juda katta noqulaylik. Nihoyatda og'ir musibat. Men Rossiyada mana kitobimizni chiqarib tarqatyapmiz. Hozir alhamdulillah tushunib qoldi boshqalar. Bizning kitoblarimiz, ma'ruzalarimizni so'rashyapti. Mana Qozog'istonda demak rasmiy doiralar, shaxsiy doiralar hammasi so'rab, hozir bizning kitoblarimizni qonuniy asosda sotib olishyapti. Tamojniy orqali chiqarib, hozircha rus tilida kitoblarimizni olishyapti. Yaqinda xabar keldi, falon kitobingizni qozoqchaga tarjima qilishga ruxsat bering deb. Undan oldin hadis va hayotdan bir necha juzini bir ixlosli birodarlarimiz qozoqchaga chop qilib chiqarib tarqatishdi. Manfaatdan foydalangandan endi ko'proq olaylik deyishyapti. Qirg'izistonda hozir bir necha nima bo'ldi. Hozir muxlis odamlar hadis va hayotni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi juzlarini tarjimasini tugatib, diniy idoradan duo olib, komitalaridan ruxsat olib chop qilishni boshlaymiz, boshqalarini ham qilamiz deyishyapti. Bir guruh o'qituvchilar menga xat yozishdi. Mukammal saodat yo'li kitobingizni tarjima qilishga ruxsat bering qirg'iz tiliga. Biz Xudoning yo'lida shuni tarjima qilib chop qilmoqchimiz. Qirg'iz tilini yaxshi bilamiz, adabiyotini yaxshi bilamiz. Xursandmiz, qilinglar, bemalol. Biz xursand bo'lamiz. Rossiyada shu. Rossiyada alhamdulillah mazhabni ushlaganlar ko'p. Masjid qilishib, o'zlari jamoat bo'lishib, kitobdan olib o'qishib, hozir kitob savdosini ham tashkil qilgan. Mana shunga o'xshab kitob savdogarlari paydo bo'lib qoldi. Bu yoqdan olib borib o'sha yerda sotishyapti. Disketlarni sotishyapti. O'zini o'zi nasihat qilyapti. Oxirgi borganimda aytayaptiki, bir guruh o'zimizni qavm o'zbeklar Hizb-ut Tahrir bo'lib olishdi. Bizga deydi kelib shu gapni gapirishyapti. Birodarlar, sizlar bexabarsizlar shekilli. Buni unaqa qilmanglar deb sizga kitobingizni berdik deydi. Mana bu kitobni o'qinglar, keyin gaplashamiz deb borib o'qib kelib, biz o'qidik, tushundik, uni tark qildik. Sizlarga rahmat, kitob uchun rahmat. Biz sizlar bilanmiz deb tinchlik qolishdi deydi. Mana shunaqa holatlarda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Dinimizni Rasululloh alayhissalotu vasallamga qanday nozil bo'lgan bo'lsa, shunday o'rgansak, o'zimizga yaxshi, oilamizga yaxshi, mahalla ko'y, qavmi qarindosh, eli yurt butun insoniyatga yaxshilik, xursandchilik. Alloh ko'rsatmasin, aldaqa buzilib qolsa, noto'g'ri fikrga yurilib qolsa, o'ziga chatoq, oilasiga chatoq, qavmi qarindosh, qo'ni qo'shniga chatoq, butun dunyoga demak, ko'ngil xiralik. Mana shunaqa narsalardan biz ehtiyot bo'lib, biz bu yerda ehtiyotmiz. Endi o'sha safarga ketayotganlarimiz, o'sha yerda yurganlarimizga ham nasihat qilishimiz kerak. Borganingda ehtiyot bo'lgin. Kim ko'ringan bilan orqasidan ketib qolmagan, qo'lingga kitob bersa o'qib shu borishayotgan demagan. So'ragin, surishtirgin deb nasihat qilib, telefon qilsa ham, xat yozsa ham, boshqa bo'lsa ham, hammalarini ogohlantirib turishimiz kerak. Ana o'shanda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakali bo'ladi. Anandaqa ko'ngil xiraliklar qolmaydi. Shu bilan birga biz o'zimiz hali hamma yo'ni bilib bo'lganimiz yo'q. Hali o'rganadigan narsamiz ko'p. Bularni o'rganishimiz kerak. Alhamdulillah kitoblar chiqyapti, uni o'qishimiz kerak. Disketlar bor, ularni eshitib ko'rishimiz kerak. Ana ko'p ma'lumotlarni o'zimizda o'zlashtirib singdirishimiz kerak. Hozir muhtaram qozidomda biroz nojam bo'ldilar, bolalar mayga kelib turganidan undan bundan. U bolalarda ayb yo'q. Lekin ularning aybi shu narsani o'qib o'rganmagani. Masjidga kirsak odobi qanaqa bo'ladi degan savolni o'zlariga oldiga qo'ymagan. Xuddi bozordagidek sezishyapti o'zini. Ana, demak, ma'rifatda nuqsonimiz bor ekan.
masjidga kelib jamoatga qatnashadigan har bir mo'min masjid odobi degan odoblarni oldin o'rganish kerak. Kelib ketib ham o'rgansin. Masjidga qanaqa qilib keladi, kiriyatib qaysi duoni o'qiydi, o'ng oyog'ini oldin bosadi, ovozini ko'tarmaydi, odamlarning yelkasini turtib o'tmaydi, safda qayerda joy bo'lsa o'sha yerga bo'sh joyga kelib turadi. Hammasi bitilib qo'ygan. Hadislar asosida. Bu buyuk odob. Biz Allohning uyida turibmiz, bozorda emasmiz. Yer yuzidagi eng muqaddas joyda turibmiz. Bozorda emasmiz. Ana bularni hali o'rganishimiz kerak. Kattalarga hurmat, ehtirom qanday? Ulamolarni e'zozi qanday? Bularni hammasini o'rganib borishimiz kerak. Oldimizdan bir masala chiqdimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shuni qilmoqchimiz, ilmimiz yo'q. Demak, to'xta. Men shu ishni qilmoqchiman. Bu ish bo'yicha dinimning ta'limoti nima ekan degan savolni birinchi qo'yish kerak. Ana o'sha narsani o'rganib olib, keyin kirib o'sha ishni qilsin. Misol uchun biroq savdo bilan shug'ullanmoqchi. Boshqa ishni qilib yuruvdi, savdogarchilik qilmoqchi endi, tijorat bilan shug'ullanmoqchi. Demak, fiqhimizdan kitobi bayonni o'rgansin. Hazrati Umar aytganlarki, kitobi bayonni o'rganmagan odam biz bozorga kirmasin deganlar. Chunki kirib qo'yib xatoga yo'l qo'yadi. O'zi halol kasb qilganida haromga aylantirib oladi. Gunohkor bo'ladi. Boshqa narsalarni ham shunga qiyos qilaverish kerak. Alhamdulillah, avval imkon yo'q bo'lsa, hozir bor. Avval manaqa suhbatlar yo'q edi. Mutlaqo yo'q edi. Kitoblar yo'q edi. Biz mana shu o'qib, o'rganib, katta bo'lib, madrasani bitirib, muftiy bo'lganimizda ham bitta kitob chiqmagan edi. Yo'q edi, bitta ham kitob chiqmagan edi. Birinchi o'sha mana iymon degan kitobimizni chiqarganmiz. O'shini ham avvalroq yurib yozib qo'ygan ekanmiz, o'shini yozuvchilarimiz tahrir qilib chiqarishgan. Hozir alhamdulillah har sohada kitobimiz bor. Ovozli, suratli ma'lumotlar to'plamlari bor. Ulamolar tayyor. Demak, bularni o'rganib boraversak, inshaalloh yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi, barakot bo'ladi. Avval aytganimizdek, Ramazon oyi xayr barakaga qon oy. Bundan g'animat fursat bilib foydalanib qolish bizning burchimiz, baxtimiz, saodatimiz. Bu saodat hammaga berilavermaydi. Men ko'p takrorlayapman. Qanchadan qancha odamlar bor, roza ibodati nimaligini bilmaydi. Alloh taolo bizga bildirib qo'yibdi, shukr. Qanchadan qancha odamlar rozani farzligini biladi, tutishi uchun yuragi eziladi, tutila olmaydi, kasal. Imkoni yo'q. Eziladi, imkoni yo'q. Lekin Alloh taolo bizni sog' qilib qo'yibdi, rozani taom qilib qo'yibdi, uni shukrini qilaylik. Qanchadan qancha odamlar bor, ro'zani farzligini biladi, tutishni ishtiyoqi zo'r, sog'lig'i ham yaxshi, lekin imkoniyati yo'q. Yurtida urush bo'lyapti. Bomba tushyapti, bir-birini otyapti musulmonlar mana hozir. Dunyoda nechta davlatda, musulmon davlatda musulmon musulmonning qonini to'kyapti. O'shularni bizga o'xshab ro'za tutyapti, bizga o'xshab xatm qodam qilyapti deya olamizmi? Ana bularni hammasi biz uchun katta baxt, katta saodat hisoblanadi. Endi ro'zani tutib, alhamdulillah, yaxshi qilish bilan birga uni ustiga kechasi bedor bo'lib xatm Qur'on qilish. Qur'on Allohning kalomi. Har bir harfiga savob beriladi. Shunda bir odam o'tirib Qur'onni tilovat qilsa, betahorat bo'lsa ham savob bo'ladi. Savobim ko'proq bo'lsin deb tahorat qilib olsa savob ko'payadi. Endi shuni namozga kelib o'qisa yana ko'payadi. Endi Ramazonda o'qisa yana ko'payadi. Ramazonda tarovuhda o'qisa yana ko'payadi. Tarovuhda xatmi Qur'on bo'lsa undan ham ko'p bo'ladi. Mana hozir sizlar ana shu buyuk baxtni egasizlar. Ramazonni avvalidan bismillohni aytib qorilarimiz Qur'onni sizlarga avvalidan oxirigacha namozda tik turib o'qib beryapti, sizlar tik turib somay bo'lyapsizlar. Kunduzi ro'zani tutib bir dunyo ajr savobni olgansizlar.
Endi kechasiga uning ustiga ziyoda xayr baraka bo'lyapti. Mana muhtaram qazidamlarimiz iltifot qildilar. Bugun oxirgi kuni, oxirgi mayda suralar qo'yilgan. Endi eng buyuk nuqta savobni cho'qqisi endi keladi. Xatm Qur'on bo'lganda keladi. Xatm Qur'on bo'lganda eng katta maqom bo'ladi. Duo qabul bo'ladigan maqom bo'ladi. Ana shunda hozir mana shu 4 rakat qoldi. Kichkina suralardan qoldi. Hozir mana qorimiz ixlosga kelib to'xtatib qo'yinglar. To'g'rimi? Ana shu maqom bilan men avvalam sizlarga ko'p aytganman. Duo degani qo'lni ko'tarib olib, qopiyasini keltirib, bu narsalarni so'rash emas. Uni so'rov deydi. Duo inson qalbi bilan, qolibi bilan, butun vujudi bilan Allohga yo'nalish holatidir. Dunyodagi hamma narsani unutib, hamma narsani umuman qalbida ishlasa qolmasdan yolg'iz Allohga yuzlanib, Allohning o'zidan demak, yaxshiliklarni tilash holiga o'tishdir. Ana shu maqomni yaxshi bilishimiz kerak. Inshaalloh. Hozir mana qorimiz o'sha qolgan 4 rakatni o'qidilar. Xatm bo'ladi. Duo qilamiz. O'sha duo vaqtida agar qazdamdan ruxsat etsalar men qilay shu duoni, hamma o'zini so'rovini so'rasin. Hamma butun dunyoni esidan chiqarsin. Dunyoni esidan chiqarib, butun vujudi bilan qalbida hech narsa qolmasdan faqat Allohning muhabbatini qo'yib, nima ko'nglida bo'lsa, Allohdan so'rab tursin. Ko'pchilikning duosi inshaalloh qabul bo'ladi. Bunaqa maqom bir yilda bir marta bo'lishi mumkin xolos. Mana Ramazonda xatm Qur'onning oxirida. Bu juda buyuk vaqt, ulkan saodat. Hammalaringizni tabriklaymiz va haligindek duoga birgalashib chin qalbdan Allohga astoydil yolvorib duo qilishni demak payidan bo'lishga harakat qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alloh muborak Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylagin, qilayotgan xatm Qur'onlarimizni, bu ma'rifiy suhbatlarimizni manfaatli bo'lishi, hammamizga foyda berishi, eshitganlarimizga sidqi dildan amal qilish, dinimizni to'g'ri shaklda o'rganish, turli nuqsonlardan, adashuvlardan, boshqa yoqqa burilishlardan o'zing saqlagin, xayr barakada bardavom bo'lishimizni nasib etgin. Parvardigora, yana shunga o'xshagan buyuk maqomlarda takror birga bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا الله يا رب العالمين biz ojiz bandalaring muborak Ramazon oyida duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holda roza ibodatidan keyingi duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holda Xatmi Qur'ondan keyingi duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda Allohning uylari masjidlarda qilinadigan duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda mu'min musulmonlarning jamoasining duosi qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda qalbimizda o'zingni muhabbatingdan boshqa muhabbatga joy qo'ymagan holimizda Ojizona duolarimizni o'zing amr qilganingdek qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagan. Alloh muborak Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagan. Bu ro'zalarni gunohlarimizni kechirilishiga sabab chiqargan. Ramazon oyidan onadan yangi tug'ilgandek begunoh chiqishimizga o'zing parvardigora yo'l bergin. Alloh Ramazon oyida kechalari bedorlik qilyapmiz, bu bedorligimizni qabul aylagin. Taroveh namozlarimizni qabul aylagin.
Taravih namazıdaki hatmi Kur'anlarımızını kabul eyledin. Parvardigara rozanı kıyamet gününde hammamızga özün şefaat çıkın. Kolumuzdan tutup ya Rabbim bana bu bandayı beni tutken idi. Beni tutaman deyip çankagen idi, az kagen idi. Ben kuvahman bunu günahını keçirip cennetke kilitken de şefaat kılıp kolumuzdan yetekler. Rayyan eşiklerinden cennetke apkırışını nasip eylegin. Allah kılayatken Kur'an'ımızını, okuyatken Kur'an'ımızını biz dünyada bizge hidayet çıkırgın. Ahirette şefaat çıkırgın. Ahirette cüda kıyın halde kalganımızda Rabbül Alemin'in huzurunda Kur'an gelip kolumuzdan tutup Rabbim bu benden beni keçeleri okugan idi, uykudan kalgan idi, didar bulgan idi, ben güvahman, ben şefaatçimen, bu bandanın günahını kesirgin de şefaatçilik kılıp kolumuzdan tutup cennetke alıp girişini nasip etken. Allah o cinden yalvarıp soruyumuz. Berse kriyatken amellerimiz, ibadetlerimiz, hayr-i ihsanlarımızını kabul eyle. Ramazan-ı mübarekini şerafet eden ecrini, sevabını top eytirip vergen. Halkımızga bu güzel hatmi Kur'an'ını uyuşturgan azizlerimiz, muhterem Fazı Damlamız, İmam Damlalarımız, bu mescidin imamları, naibleri, mutavalileri, kadımları, bana şu hatmi Kur'an'a hizmet kılgen azizlerinin berçelerini, Kur'an'a kılgen hizmetleri için, İslam'a kılgen hizmetleri için, mumun Müslümanlar'a mescidde kılgen hizmetleri için, acirlerini, sevaplarını köpeytirip vergen. Bu azizlerimizin daima şunda büyük işlerge baş baş olup, halkımızın duasını alıp, o zihni, razılığını tapıp barışlarını nasip etken. Allah muhterem Fazı Damlamız başçılığındaki ulamalarımızın hammalarını hepsi hümayende esregen. Hizmetlerini halkımız için, elimiz, yurtumuz, dinimiz için faydalı hizmetler buluşunu nasip etken. Daima mumun Müslümanlarla baş olup, doğru yoldan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludan dinimiz talimatlarını örgütüp barışları da o zihni yardımcı bulgen. Allah Ramazan ayının mübarek keçeleri de Hatmi Kur'an'da halkımızga o zihni kelamin Kur'an-ı Kerim'ni teravih namazı da harfme harf tecvidi bilen, güzel savut bilen, eda bilen oku veriyetken karılarımızın o zihni hepsi hümayende esregen. Bu azizlerimizin sağ selamet, dinç aman kılgın. Zihinlerini yine hem utkır kılgın. Hafızalarını yine hem bakuvat kılgın. Uzak yıllar evde, yurtta, vatanda Kur'an nurunu taratıp barışlarını nasip kılgın. Bu azizlerimizin tuğup katta kılgın ata analarına, okutup karı kılgın üstazlarına izzet tacını çekizgin. Allah Ramazan rozasını gündüzü tutu, keçesi gelip bir yerde bidar bulup, Hatmi Kur'an'a kulak asıp namazda kayım turgan bandalarını hammalarını mağfirat kıgın. Bu esir kılıyatken amellerini kabul eylegin. Ahirette tarazı basadigan, cennetke kiradigan amellerden buluşunu nasip etken. Parvardigar, üşbu özüyünü üylerinden bir üy bulmuş mübarek mescidini toldurup oturgan. Acizana kollarını özüngü uzatıp dua kılıyatken bandalarını senden soraydigan soruları var. Sıravlarından yaşasını vergen. Parvardigara bu azizlerimizin senden tüleydigen tülekleri var. Tüleklerinden alasını vergen. Sanya kılmaşı bulgen duaları var. Dualarından en yaşasını kabul eylegen. Allah o zihinden yalvarıp sorayımız. Bimallarımız var. Bimallarımızga bir şifayı kamil vergen. Müşkülü varlarını müşkülünü asan eylegen. Musafırı varlarını musafırını hazır eylegen. Hacetmenlerinin hacetini rava eylegin. Karızdanlarının karzını uzuşta uzun perverdik ara yardımcı bulgin. Ferzen taleplerine koşa koşa ferzenlerini bergin. İlim taleplerine ilmi ledun ilmi Rabbani bergin. Perverdik ara kesbi kardakilerini kesbiye karbiye bereke bergin. Desturhallarını saçın tökün saçın kılgın. Turmuşlarını feravvan eylegin. Parvardigar ara Ramazan'ını serafet eden elimiz, yurtumuz, halkımız başıga o zihni rahmetini, berekatini yağdırgın. Barca işlerimizi ongudan keltirgin. Asan kılgın, ravan kılgın. Hayır, berekere berdevam kılgın. Allah o zihinden yalvarıp sorayımız.
yanagi ramazonlarga sog' salomat tinch omon kelib, bundan ham ko'p bo'lgan holimizda, bundan ham yaxshi bir holatlarda o'zingni ibodatingni qilib, kunduzlari roza tutib, kechalari bedor bo'lib, ilmiy ma'rifiy suhbatlar qilib, o'zingga parvardigora qurbat hosil qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgan Alloh, ya robbal alamin, o'zingdan yolvorib so'raymiz. El yurtni tinchamon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.